asılsız ithamlara maruz kaldığı, küresel boyutta olan terör, uyuşturucu ve göç gibi konuları günlük siyasetin öznesi haline getiren, bu köklü kurumları bir takım tartışmalara meze yapmaya çalışan garip bir akılla da karşı karşıyayız. Terör örgütlerinin dağ kadrosuna ve finansal destek sağladığı uyuşturucuya darbe indirildi. PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 8'i büyük, 46'sı orta çaplı olmak üzere toplam 13.326 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve işbirlikçilerine yönelik de 1195 operasyon gerçekleştirdik. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı, Ekim ayı faaliyetlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Çataklı, terörle mücadelede Ekim ayı bilançosunu açıkladı. PKK'nın silahlı dağ kadrosuna 9 çizik daha attık geçen ay. Aralarında 4'ü liste dışı ve 1'i gri kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu dağ kadrosundan 9 terörist, 8'i ölü, 1'i sağ olarak etkisiz hale getirildi. Yine tüm terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 75'i PKK, KCK, 18'i DAEŞ, 1'i sol terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 94 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bütün bunların yanı sıra yine Ekim ayında toplam 21 terör eylemi engellenmiştir. Çataklı Türk Polis Teşkilatı'nın uyuşturucuyla mücadelesindeki sonuçları da kamuoyuyla paylaştı. Uyuşturucuyla mücadelede emniyet teşkilatını hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na rakamlarla yanıt verdi. Hem ülkemiz tarihinde hem de dünya tarihinde öyle sanıyorum ki ilk kez uyuşturucu yakalamalarının topluma bir başarısızlık göstergesi olarak sunulduğuna da şahitlik ediyoruz. Karada ve denizde uyuşturucu yakaladıkça biz ve bütün çalışma arkadaşlarımız taltif edileceğimizi düşünürken maalesef bazı siyasi açıklama ve videolarla suçlandığımızı hayretle izliyoruz. Hiçbir koşulda hiçbir taviz vermediğimiz ve terörle mücadelemiz kadar hayati önemde gördüğümüz uyuşturucu ile mücadele yönelik de Ekim ayında gerçekleştirilen 25.767 operasyonda 32.393 kişi gözaltına alınmış, 1822 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Yapılan bu operasyonlarda geçen aya göre %95'lik artışla 16.728 kilogram esrar, geçen aya göre %39 artışla 1361 kilogram skank, 151 kilogram eroin, yine %1021 artışla 157 kilogram kokain, 25 kilogram afyon bu operasyonlarda ele geçirilmiştir. Bakan yardımcısı ülkesine dönen Suriyeli sayısını da açıkladı. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 531.326. Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altındaki Suriyeli sayısı da 3.611.143 kişidir. Aile içi ve kadına yönelik şiddete ilişkin verileri paylaşan Çataklı, Ekim ayında 24 kadının yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı. KADES uygulaması 4.122.892 indirme sayısına erişti.